AK Parti Muğla Milletvekili Yüksel Özden, Bodrum'a 250 yatak kapasiteli hastane yapılacağını bildirdi. Yüksel Özden, AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında Bodrum'a 250 yatak kapasiteli hastane yapılacağını ve bununla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Hastane için yer tespitinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Özden, hastane inşaatına en kısa sürede başlayacağız. Bu konuda küçük bir evrak eksiğimiz var. Bu evrak ulaştığında hastanenin yeriyle ilgili çalışma tamamlanmış olacak. Hastane konusunu çok önemsiyoruz. Çünkü hastaneler hayat standardının yüksekliğini gösterir. Yapılacak hastane ile ilgili bir parasal sorun bulunmuyor, dedi. Bakanlığımız hazır, yani kaynak sorunumuz yok. Buradaki ihtiyacın çok iyi farkındalar. Yer sorunu çözülür çözülmez hemen hızla girişecek en kısa zamanda. Artık Başbakanımızın söylediği gibi bu konularda da artık hükümetimiz usta hale geldi. Yani daha önce yani bu tür şeyler çok daha uzun zaman alırken şimdi en kısa zaman içerisinde bitireceğiz inşallah. AK Parti olarak Bodrum'a büyük önem verdiklerini ifade eden Özden şu bilgileri verdi. Yerel seçimlerde Bodrum Belediyesi'ne talibiz. Bodrum'u gerçekten seviyoruz. Bodrum Türkiye'nin yıldızı. Buranın gerçekten daha fazla yatırım alması, hizmet alması ve daha iyi değerlendirilmesi için yönetim kurulu arkadaşlarımızla ayrı komisyonlar oluşturduk. Ciddi, titiz çalışmalar yürütüyoruz. Turizmin çeşitlendirilmesi, 12'ye çıkarılması temenni olarak söylemesi kolay fakat gerçekleştirilmesi o kadar kolay olan bir şey değil. Özden, Muğla'da 12 ilçede 12 belediye başkanlığı ve onun üzerinde de Muğla Büyükşehir Belediyesi olacağını söyledi. Uygulamanın ayrıntılarını konuşmak için henüz erken olduğunu belirten Özden, meclis açıldıktan sonra çalışmaların başlayacağını düşündüğünü kaydetti. 12 ilçede 12 tane belediye başkanlığı olacak ve ayrıca da onun üzerinde bir tane Muğla Büyükşehir Belediyesi olacak ama bununla ilgili kanun çalışması, nihai çalışma daha başlamadı. Yani büyükşehir kararı çıktı ama bunların uygulamasının nasıl olacağına ilişkin çünkü her bir yerde farklı bir şey var. Mesela özel idare nereye gidecek? Köylerin hepsi büyükşehire bağlandığında bu tür çalışmalar, köy kanunu çıkacak bu ara. Yani köy kanunu ile ilgili düzenlemeler uygulamaya girecek. Onun için biz şu an çok erken, Başbakanımız bu müjdeyi verdikten sonra bunun artık geri kalan kısmında ayrıntılarının nasıl olacağıyla ilgili düzenleme eminim. Meclis açıldıktan hemen kısa bir süre sonra bununla ilgili çalışmanın başlayacağını düşünüyorum. Bodrum'da kültür ve kongre merkezi inşa edilmesi için bir projelerinin olduğunu anlatan Özden, ancak bu tür projelerde imar yetkilerinin belediyelerde olduğunu anımsattı. Özden, AK Parti olarak Bodrum'un önemini, güzelliğinin altını her seferinde çiziyoruz. Ama gerçekten Bodrum, belediye başkanlığı ile esasen AK Parti döneminde tanışmış olacaktır diye konuştu. Toplantıya AK Parti Bodrum İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle partililer katıldı.